Merhaba millet, Ege'yle Minecraft oynuyoruz, hoş geldiniz. Skyblock değil, Sky Factory 2 serisinin 16. bölümünde karşınızdayım. Bakın uzun bir seri oldu. Söylemiştim bu sefer başarılı bir seri olacağını, yarım bırakmayacağımı. O yüzden erken başlamıştım işte dediğim gibi. Neyse, sadede gelecek olursak. Çiftliği bayağı büyüttüm, minikyoların sayısını iyice arttırdım gördüğünüz gibi. Şu kısım komple minikyo, burada iki farklı şey var şu anda. Ne varmış? Ghast Seeds ve Wither Skeleton Seeds var. Çünkü onların şeylerine ihtiyacım vardı biraz. Bir iki şey yapmak konusunda göstereceğim birazdan. Onun dışında Glowstone, Redstone falan da var. Aslında tabii bunların da sayısını artırabilirim ama açık konuşmak gerekirse sıkıldım bu mod paketini oynamaktan. O yüzden şöyle muhtemelen 20. bölüm falan final olur gibi geliyor bana. Çünkü şey hani yani Skyblock olunca işin içinde yapacak fazla bir şey kalmıyor. Yani ben burada bir sürü fabrika da kurabilirim ama bu fabrika kurmanın bir şey yok, hani pek bir fonksiyon olmuyor çünkü gidecek başka bir yer yok gibi. O yüzden biraz hani rahatsız oldum, biraz sıkmaya başladım. Ben burada güzel bir şey kurabilirim ama hani neye yarayacak ki bunları kurmam diye bir moda girdim. Çünkü hani dünyada oldum mu, bir de başka modların da güzel özellikleri çalışınca hani Nether'a git, Nether'da bir sürü şeyler topla, oradan onu ya bunu ya falan yapacak çok daha fazla şey oluyor. Burada hani oyun içindeki modların da yapacağın şeyleri az oluyor. Yani atıyorum şurada mesela Manuel'in ore kullanarak işte bir şey yapabilirim. Tepedeki inekten sağa sağa mı Manuel'in ore yapacağım yani? Normalde Nether'daki madenleri toplayarak yapıyorsun onu ama işte bu şeyde Skyblock'ta Nether'da Void olduğu için sadece işte pardon, şatolar var olduğu için onun da bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla işte bu seri hani tamam 16. bölümde güzel ama hani 20'den sonrası zor gözüküyor. Haberiniz olsun şimdiden. Ama hani başka seriyle muhtemelen Mad Pack 2'ye başlarım bundan sonra direkt. Yani Mad Pack çok sevdiğim bir zaten mod paketiydi. Onun ikincisi çıktığına göre onu oynamak için bayağı heyecanlıyım. Bu sefer questler falan da var, bundaki quest kitabı gibi. O yüzden muhtemelen ona geçeceğim. Haber vereyim ben şimdiden. Diamond Dolly yapacağım şimdi arkadaşlar. Nedenini anlatacağım birazdan. Aslında tamamen hobi amaçlı yapıyorum bunu. Yani dediğim gibi artık çok fazla da şey yapmayacağım. Bunun belli başlı bazı aşağıda mı olması lazım illa? Bu mudur yani? Neyse. Oo, ne oldu öyle? Bir de ben bu Zivis Yobo'yu yaptım. Bu da sınırsız mermi atıyor. Mermi derken işte siz anladınız onu. Yani şu Achievement kitabında şey vardı işte. Nether'dan bir tane Blaze Spawner al getir vardı. Spawner almak için Diamond Dolly gerekiyor. Hop. Bir dakika. O yüzden onu halletmeye çalıştım. Yaptım. Şimdi gidip Nether spawn, şey Blaze Spawner alacağım ama hani burada Blaze Dungeon'ı falan yapar mıyım zannetmiyorum. Gerek yok. Hani öyle bir şey yapmaya bence. İhtiyacım olursa belki yaparım. Belli olmaz. Şimdi şöyle gidelim. Şunu şimdi size göstermek istiyorum. Salamander's Eye diye bir şey var. Bunu elinize tuttuğunuz zaman ya da elinizde tutarken sağa tıkladığınız zaman Blaze'ler size zarar veremiyor. Yine burada bug oldu. Şurada bir bug oluyor. Deli gibi şey çıkıyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Manyak gibi skeleton spawnlanıyor. Hani farmlamak için iyi ama bug bu doğal olarak. Çünkü bu kadar spawnlanmaması lazım aynı yerde. Zaten hani mob limiti var normalde. O limitte bir sıkıntı olmuş orada. O yüzden kasıyor mesela oyun şu anda. Bakın burası da zaten taşmışlar artık koridordan. Şuna baksanıza, yani inanılmaz bir şey. Korkunç bir bug gerçekten. Neyse, bu varken işte Blaze'lerin attığı şeyler sizi ıskalıyor otomatik olarak. Yanarsanız sönüyorsunuz falan. Etrafınızdaki ateşler de sönüyor. Ona yarıyor. O yüzden şey yaptım. Şimdi şunu alalım. Evet be, uçabiliyorum hala. Bunu şöyle koyabiliyor muyuz? Evet, koyabiliyoruz. Güzel.
Bu elimizde kalsın. Hemen döneceğim dünyaya. Sırf bunu almış olmak istedim yani achievement için. Yoksa dediğim gibi çok fazla düşünmüyorum şeyler yapmayayım ama bir iki tane şey var. The End'e gitmek var. Bir de Dark Beyond diye bir yer varmış. Bir modda gelen. Onu ben hiç bilmiyordum böyle bir yerin olduğunu. Çok da güzel bir yermiş. Burada muhtemelen yine orası da Void'dir. O yüzden yine onun güzel kısmını Madpipe'de görüyoruz ama hani ona gitmeyi de bir denemek istiyorum. O yüzden bir tur onu da şey yapacağım. Deneyeceğim. Şunu koyalım. Tamamdır. Bu da Wither Counter Charm'da Wither efektinden etkilenmemenizi sağlıyor. Yani o Wither Skeleton'lar size vurunca bir şey olmuyor. Yani bunun esas önemi az sonra göreceksiniz. Wither'la savaşırken olacak. Çünkü şimdi Wither'la savaşmak istiyorum. Neden diyecek olursanız da çünkü canım öyle istiyor. Bir de yani Netherstar güzel işe yarayan bir şey buradaki tariflerde. Orada kullanmak için lazım. Neyse arkadaşlar bir yandan da anlatıyordum işte sonuncuyu koyunca çıkacak. İlk başta bir patlama yaratıyormuş. O yüzden hani düzgün patlatamasın diye obsidian koydum. İnşallah patlamaz çünkü hani öldürünce Netherstar'ın aşağı düşmesini istemiyorum. Boş yere harcanmış olur bu skalllar. Şimdi Nether. Neyse ha. The End'e gideceğim bile. The End'de Dragon öldürdükten sonra ejderhan yumurtasını alıyorsunuz ve yumurta çatlıyor. İçinden ejderha çıkıyor falan. Ejderha büyütüyorsunuz. Öyle bir olayı var. Burada Draconic bilmem ne modu var. Onun da işte challenge'ları vardı. Onu da hani ejderhaları sevdiğim için merak ettim. İşte bunlarla beraber 20 bölümü anca tamamlarız muhtemelen. Hani dediğim gibi tekrardan belirtiyorum. 20. bölüm muhtemelen son bölüm olacak ve Vitra takılalım. Yani ocağını dolduracak şimdi. Patlayacak sonra. Hop tamam güzel. Ay. Tabii ben kılıcım bayağı geliştirdiğim için şu anda ve uçabildiğim için çok rahatım. Ah. Neredesin sen? Ölme lütfen ölme. Dur. Aa, Netherstar aldın mı? Aldım. Yes. İşte bu. Netherstar bayağı bir şeyde işe yarıyor. Bu neye yarıyor bilmiyorum tabii Netherstar Generator ama güzel bir şey. Draconic Evolution'da da bayağı işe yarayacak. Witherless Rose. Bu da Wither'dan korunmak için ama zaten onun yerine başka bir şey yaptım o yüzden gerek yok. Distortion Flame. Draconic Evolution'da bir sürü garip şey yaptırabiliyor işte bu. Porta Spawner, onun ne olduğunu bilmiyorum. Uçmak için gerekli bir şey yapabiliyorsunuz yine. Bununla bir de Extreme Infusion Stone yapabiliyorsunuz. Gerçi onu ben başka bir şey yapmıştım sanki. Niye böyle oldu ya? Ha, bir de böyle yapılabiliyordu. Bu yöntem çok daha zor yani. İlginç onu kullanmaları. Ama güzel. Ha, bir de bununla da şöyle bir malzeme yapabiliyorsunuz. Canınızı arttırması için. Yellow Heart Canister tamamen canınızı arttırıyor. Komple artmış oluyor yani canınız. Ha, buradaki şeyler patlamış tabii. Ne haber? Creeper. Şunu artırdım bayağı. 21 atak damage var artık. Iron Bros sordun. O yüzden şöyle alem rahat diyebilirim. Şunları da koyalım. Ya Enderman öldünce arkasında kalan ses iğrenç ya. Gerçekten iğrenç yani. Neyse ben burası sonradan gerekirse tekrar Wither çıkarırım. Aa zivi suyu essence vermiş bir de. Abi çok iyi ya. Yani sanırım. Yanlış anlamadıysam. Bu iyi. Ben kendime bir tane şey kılıç yapacağım. Arkadaşlar. Ya da bunda modifier slotu var. Bir dakika. Beheading nasıl basıyorduk ya? Buna beheading de bastım var ya. O iskeletten arasına dalarım. İstediğim kadar ondan sonra Wither Skeleton spawnlar keserim keserim. Hem Netherstar hem de Zivi Suyasını kazanmış olurum. Bu da bayağı işime gelir.
Gerçi çok bir işime yarayacağından değil ama yine de yapılabilir. Yani ihtiyacım yok. Bu arada step assist'in de ne olduğunu buldum. Şurada vardı ya step assist dediği. Bakın giderken zıplamaya basmıyorum. Direkt kendi kendine çıkıyor şu bir katlık yerleri. Hani yokuşları tırmanıyor diyeyim. Öyle bir güzelliği var. Bu step assist'in anlamı oymuş yani. Şöyle bir aşağı bakalım. 8 çarpı 64 artı 53. Burada da bayağı birikmiş yine gas, Twitter falan. Şimdi ben ne yapmak istiyordum? End portal nasıl yapılıyordu ya? Ha, ben end'e nasıl gideceğim o zaman? Güzel, bunu düşünmemiştim. Endstone. Stronghold olmadan End'e nasıl gideceğimi bilemiyorum. Ama illaki bir yöntem vardır. Bu videodan sonra bakarım ona, bulurum. Dark Beyond muydu? Değildi. Neydi ya? Neyse şeyden bakayım direkt. Ay. Şurada yazıyor zaten. Hem de achievement'larımı koyarım. Bunlara kasmayacağım. Angel Block, yeni ada falan filan gerek yok. Kilavetör. 5 tane bile spawnmuş. 5 tane uğraşam kardeşim ya hiç. Orada sonra kaybolacağım. Oyuna harita koymamışsınız. Hatta koylar da ben mi koymadım bilmiyorum. Neyse ama yani uğraşamam. Nether'da kaybolamayacağım şimdi. Deep Dark. Evet, oraya gitmekten bahsediyor. Bir de Big Reactors mod var ama Big Reactors modunda hep şey Yellowrit'le çalışıyor bildiğim kadarıyla sadece. Yellowrit'i de tek almanın yöntemi işte Sieve'den sand geçirmek ve %1 oranında bir Yellowrit dust çıkıyor şurada. Şu yani hani %1 oranında bundan çıkacak da ben hani onu iyice otomatik bağlayacaksın artık, sürekli sand üreteceksin, sürekli o sandı o elekten geçirecek falan filan, öyle öyle anca yakıt üretecek hani. Yapılır ama dediğim gibi bunu yapacaksam eğer öyle bir şeyi şeyde yapmayı tercih ederim hani. Big Reactor modun enerjisini kullanarak üreteceğim süper enerji zırhları falan kullanabileceğim yerler olan bir modda yapmayı tercih ederim. O yüzden burada yapmayı planlamıyorum. Şimdi Deep Dark'ın portalı. Şöyle yapılıyor. Quadruple compressed cobblestone ve quintuple compressed. Bayağı bir cobblestone kompres etmeniz gerekiyor. Bir de unstable ingot diye bir şey var. O da bayağı zor yapılan bir şey. Ve Division skill'leri aktive etmek falan gerekiyor. Bunu bir okuyayım. If you wish to find out for yourself what you need for the ritual, simply shift click on an enchanting table and it will describe what you need to do. Just so you know, you may wish to remember. Ha, activation ritual için enchanting table lazımmış. Detail instruction istiyorum, evet. These two must. Hallederim bunu. Neyse şimdi şu kompres cobblestone olayı nasıl yaptığımızı göstereyim ben size. Bu kadar şimdilik yeter bence. Şunları da bir yere koysam. Neredeydi diğer Division Seal? Buradaymış. Kompres cobblestone'u şöyle yapıyoruz arkadaşlar.
9 tane cobblestone böyle koyduğunuz zaman compress cobblestone veriyor. 64 tane yaptım çünkü bayağı zor olacak bu kadar da o şeyi hale getirmek. Bakalım. Quadruple ve quintuple'a getirmek gerekiyor ama neyse cobblestone jeneratörüm iyi çalıştığı için çok da dert değil. Daha triple compress'te geçemedik bile gördüğünüz gibi. İşte böyle biraz amelelik yapmak gerekecek. Ben onu size o yüzden hepsini göstermeyeceğim çünkü sizi uğraştıramam onunla. Ama bu yöntemle cobblestone'larınızdan compress ede ede o portalın bir kısmını yapabileceğiz. O unstable ingotlarda şöyle bir şey var. Bir de nasıl desem işte şey yapıyor. 10 saniyede patlıyor. Crafting window kaybedersen de patlıyor. Dolayısıyla 4 tanesini hazır edip anında bu sistemi kurmam gerekiyor. Ve çok 10 saniyede nasıl yapacağım bilmiyorum yani. Çok zor. Umarım cidden patlamıyordur. Yani patlaması config'le kapatılabiliyormuş. Patlarsa ciddi sıkıntı olacak. Triple compress oldu. Bundan da işte 9 tane yapacağım da quadruple compress'e getireceğim. 4 tane quadruple compress yapacağım falan filan. İşte arkadaşlar işim bayağı yani çok uzun değil aslında çünkü bol bol şuradan şey alabiliyorum ama yani çok kısa da değil. Onu da söyleyebiliriz. Birazcık uğraştıracak. Onun dışında işte ejderha çıkaracağım. Bunları da yapmayacağım çünkü dediğim gibi pek gerek yok. Age of Dragons'a gelmek istiyorum. Şu Draconic olayları bir denemek istiyorum. Onun dışında, onun tamamı değil, bir kısmı sadece yaparım. O kadar yani. Ondan sonrası zaten şey yapmam. Bırakırım oynamayı bu seriyi. Ama muhtemelen Madpack serisi çok daha uzun sürer gibi geliyor bana. Çünkü onda yapacak çok daha fazla şey olduğu için. Mesela bu aynı achievement'lar orada olsa onları yapmak için kasardım. Çünkü orada biraz daha anlamlı oluyor. Burada biraz anlamsız dediğim gibi. Kendimi çok tekrar ediyorum. Farkındayım. Ama böyle bazen kızıyorsunuz ya erken bitirince. Ondan şey yaptım. Tabii erken değil aslında. Şu anda bile 16. bölümdeyiz yani. Kim bilir kaç bölüm olacak. Öyle değil mi? Enchanted Table nasıl yapıldı? Bari onu da halledelim şuradayken ya. Hazır. Azıcık daha oyalanayım. Enchantment Table. Kolay. Easy. 1, 2, 3, 4. İki şey bir de book. Book. İki de diamond. Evet, şimdi bunun için gerekli olan yeri de bir kuralım. Tabii benim anlayabildiğim kadarıyla. Gerçi niye yanlış anlamış olayım ki? Neyse, geniş bir alan istiyor ve 4 istiyor. Bir de o var. Ah eski pikaksimi özledim. Ne kadar hızlı kırıyordu o. Şimdi şu activation ritual'ı bir daha bir düzgünce okuyayım. Bakalım ne lazımmış tam olarak. Enchant table tıklarsan şey olur diyor. Ben buradan okuyacağım. Touch of dirt or grass, there must be a clear direct line. Dirt ya da grass lazım bol bol. O halledilir. Place 8 redstone dust in a square around the table. Sonra hayvan falan kurban edecekmişiz.
Peki şimdi 4 4 alalım. Şöyle 3 parça değil mi? 3 de buradan satarız. Tamamdır. Enchanting table'ımızı koyalım bir. Does not have a redstone circle. Altar has a natural earth. Altar must not be lit by outside sources. Too early sacrifice must be made midnight. Şimdi redstone dust getirelim. Dust. Bir de Color mıydı? Atları neyle bağlıyorduk ya? Vanilla itemlerin arasında olması lazım ama. Ha, lead bununla. Ball of glue. Slime nereden bulacağım ben şimdi ya? Neyse bunlardan şeyden çıkabiliyor. Paketleri açınca çıkabiliyor. Slime da ayrıca nereden bulabilirim ona bir bakayım. Evet. Gece yarısı olması gerekiyor. Şimdi slime. Başka türlü slime nasıl yapılıyor acaba? Essence of Slime. Tabi hoş olurdu Essence of Slime. Yani gayet güzel olurdu. Dur yine bir lead diyelim. Pink Slime Ball. Coagulate. Ball of Glue. Ball of Glue bir dakika. Yanlış oldu. Hayır sen değil. Neyse şöyle yazalım. Ball of Glue. Sen nasıl yapılıyorsun? Glue. Glue nasıl yapılıyor? Sticky Glue Clay Bucket. Sticky Glue Bucket. Glue block. Sticky glue nasıl çıkıyor ki ya? Of. Cidden şu an sinir oldum. Neyse birkaç paket açalım bari bir şey çıkacak mı görelim. Olmazsa şimdilik burada bitiririm bölümü bir şey çıkana kadar uğraşırım ne yapalım. Her tipten bir tane aldım Legendary hariç. Bakalım neler çıkacak. İpe gerek yok zaten. Demir çok lazım değil. Atıyorum gayet komple. Çıksın ama ya. Yani ne olur ki sanki. Çıksa. Bence bir şey kaybetmez oyun. Oy. Ya durup dururken şöyle dıdı dıdı sesler çıkarıyor bilgisayar sanki bir USB takmışım gibi ama takmıyorum bir şey. Ödüm kopuyor vallahi bir anda geldi mi. Peh, çıkmadı bir şey. Peki. Legendary'leri de açalım bari. Ha, şurada da bir tane var. Tepeye düşüyor bazen bunlar garip bir şekilde ya. Öyle bir özellikleri var. Name tag çıktı. Name tag istemem. Leash isterim. Lead ya da. Şunları alalım. Legendary. Legendary'lerden hiç güzel bir şey çıkmıyor ya. En güzeller mavi ve morlardan çıkıyor valla. İnşallah yanıltır beni. Peki. Horse armor. Çok da şey değil. Ama takarım belki neden olmasın. Ama Diamond Horse Armor çıktı yani. Elmas seveceğimmişsiniz arkadaş. Beğenmedim. Evet neyse.
Slime için ne yapacağım bilmiyorum ama bir şekilde yani şey de olabilir aslında. Şöyle yapabilirim ya bir dakika gece yarısına olunca devam edebiliriz bir dahaki bölüme de. Jailer Safarinet. Şunla bir hayvanı alırım. Daha sonra saat tam 12'deyken yanına koyarım. Şey. Şunun yanına tam 12, saat 12 olduğunda koyarım. Böylece hayvanımız yerinde olmuş olur. Şimdi ne istiyordu tam olarak bir daha bir okuyayım. Adım adım. Acaba kaç tanesini aktive edebiliyor? Çünkü bunu koymama gerek yokmuş aktive etmek için. Sadece üzerimdeyken öldürünce yeterli olacak. Bir de Golden Lasso diye bir şey dedi. Ona da bakayım. Golden Lasso nasıl yapılabilecek bir şey mi acaba? Aa, tamam ben bundan yaparım ki. Zaten rahatmış. İyi. Güzel. Eye of Ender kolay iş. Bizde var Ender Pearl zaten. Tamam o zaman öyle yapayım. Gerekirse bir de onu kullanırım. Hani şimdilik bu Safarinet yetecek gibi ama. Burada bitiriyorum arkadaşlar bölümü. Gece yarısı görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.